Güya hava güzel diye dışarı çıktık. Donuyorum. Ay neyse, şeye geldik. Neydi buranın adı? Florya'ya geldik. Tesislerde bir dolaşalım dedik. Uzun zamandır dışarı çıkmıyorduk. Yok pandemidir, yok kardır, kıştır. Bayağıdır çıkmıyorduk. Biraz gezelim dedik, hava alalım dedik. Bakalım ne olacak? Anneciğim. Efendim canım. El sallam. Tabii ben bisiklet yemeye devam. Evet. Aileyle gezmek gibisi yok canlarım. O zaman birazdan görüşürüz. Biz gezelim birazcık. Evet, biz Florya belediye tesislerinin içerisine girdik. Burada Bahçe Market diye bir yer var ve fiyatlar burada inanılmaz uygun. Normal yerlere baktığınız zaman bayağı pahalı ama burada bayağı uygun. Zeytin ağaçları var burada mesela. 36,5 lira. Şöyle göstereceğim. 36,5 lira. Çok uygun bence. Normal bir çiçek sepetinden falan bile alsınız. 80-90 liraya alıyorsunuz yani. Onun için şöyle bonsai şeklinde zeytinler var. Böyle. Bunlar da çok uygun fiyatları. Yani eğer çiçek almak istiyorsanız evinize veyahut da bahçenize dikmek için buraya gelip bu Bahçe Market'ten uygun fiyatlara alabilirsiniz. Böyle inanılmaz pahalı ağaçlar almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Yani şu alışveriş merkezlerinde gidip bir saksı alıyorsunuz. 100 lira veriyorsunuz. Burada nereden baksanız yarı yarıya, yarı yarıyadan daha az diyebilirim. Biz de şimdi buradan ufak alışverişler yapacağız. Şöyle birkaç tane saksı alacağım. Bir de hediyelik alacağım. Evet. Ben size çekmeye devam edeyim. Görüşürüz. Thank you.
yukarıya doğru inerken değişik değişik mermer taşlar görüyoruz. Annem pek merak değil böyle şeyleri ama Osman Baba'yla bol bol fotoğraf çekildik. Bayağı mutlu oldum. Hemen göstermek istiyorum size. Bayağı kalabalık ya. Fiyatlara bakacağım sizin için. Yakınlaşıyor mu? Bakalım. Evet, yakınlaşıyor. Şöyle göstereyim fiyatları. Yanımda kahvemi getirdim. Birazcık şanslı. Evet, içerisi çok kalabalık olduğu için bizimkiler içeri bile girmediler. Direkt hemen indiler aşağıya, sahile. Yanlarında aperatif bir şeyler getirdikleri için hiç oralı bile olmadılar. Allah'tan ben de yanımda kahve getirmiştim de. Şimdi şu karşımdaki manzaraya şöyle göstereyim. Uzanıp kahvemi içeceğim ve biraz kitap okuyacağım. Görüşürüz. Evet, bir kahve eşliğinde kitabımla beraber şuranın biraz tadını çıkaracağım. Daha sonra da bizimkilerle yukarıya doğru çıkıp oturacağız, sohbet, muhabbet edeceğiz. Belediyelerin böyle yapmış olduğu yerler var. En azından evinizden kahvenizi getirip, kitabınızı getirip, yanınızda aperatif bir şeyler getirerek burada yürüyüş yapabileceğiniz, oturabileceğiniz, şöyle denizin tadını çıkarabileceğiniz yerler var.
dekoratif bir yer bulmuşken konuşayım, biraz bilgi vereyim. Normalde her gittiğimiz yerde yemek yiyoruz ama bu sefer 1-2 saatlik bir kaçamak yapacağımız için yemek yemeye girmedik. Yanımızda zaten kahve ve aperatif şeyler getirdiğim için tekrar yemek yemeye girmedik. Ama her yerde fiyatlar çok uçuk olduğu için buradaki fiyatlar biraz daha bana uygun geldi. Yani çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz yerler var, restoran var yemek yiyebileceğiniz. Gayet güzel bir şekilde, nezih bir ortamda, manzaraya karşı çok da böyle uçuk olmayan bir fiyata yemeğinizi yiyebilirsiniz, çayınızı içebilirsiniz. Ben tam tersini yaptım. Kafa dinlemeye geldiğim için biraz uzaklaştım. Kahvemi aldım. Kitabımı aldım, biraz kitap okudum. Biraz sahilin, denizin keyfini çıkarttım. Şimdi de bizimkileri bekliyorum. Bizimkiler mescide girdiler. Namaz kılacaklar. Ben de o arada toparlanmaya başladım. Şuradan arabayı alıp gideceğiz. Hepsi bu kadardı. Görüşürüz. Biz böyle yerleri gezmeyi seviyoruz. Umarım sizler de böyle yerleri gezmeyi seviyorsunuzdur ve keyifle izlemişsinizdir. Yani benden böyle ufak nacizane günübirlik bir kaçamak olsun size. Takip ederseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.